Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ı bu arada gündeme hep Milli Muharip Uçak veya Hürjet'le birlikte getiriyoruz ama hazır Milli Muharebe ve Hürjet'e odaklanmışken çok önemli bir ihracat başarısı. Türk uçak ve SİHA'larının yeryüzü yolculuğu sürüyor. TUSAŞ yapımı eğitim ve taarruz uçağı Hürkuş ile silahlı insansız hava aracı Anka, Afrika ülkesi Çad'a teslim edildi. Bu ülkeye satılan 3 adet Hürkuş ile 2 adet Anka'nın Temmuz ayında gerçekleşen teslimatı sonrası 9 Ağustos'ta TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in katılımıyla bir tören düzenlendi. Çad ordu mensuplarınca yayınlanan tören görüntüleri Türk Hava Araçları'nın Çad'da gövde gösterisi yaptığını ortaya koydu. Çad Hava Kuvvetleri'nde göreve başlayan Hürkuş ile Anka sayesinde Roketsan üretimi mühimmatlar bir ülkede daha kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda terörle mücadele sırasında kullanılan mini akıllı mühimmat grubundan MAM-L ve MAM-C Çad envanterine resmen girmiş oldu. Profesör Doktor Temel Kotil, Çad ordusunda görevli subaylara Aksungur'un SİHA'nın tanıtımını yaptı. Mevcut tablo Libya'nın güney komşusu olan Afrika ülkesinde Anka'lar sonrası Aksungur'un da tercih edilebileceğine yönelik beklentileri artırdı. Çad'ın askeri hangarında artık Fransız bayraklarının değil Türk bayraklarının dalgalanması ise milyonları gururlandırdı. Hürkuş'un ikinci ülkesi Çad oldu. 2021 yılında Afrika ülkesi Nijer'e ihraç edilerek Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştiren Hürkuş'un daha sonra Libya ordusuna verilmesi için sözleşme imzalandığı iddia edilmişti. Libya'ya Hürkuş teslimatı henüz yapılmadı ancak Hürkuş'un üçüncü müşterisi Çad Barışı'na Libya'dan önce kavuştu. Türk ordusu 2021 yılından itibaren tatbikatlarda da boy gösteren Hürkuş uçaklarının hava-yer entegrasyon uçağı modelinin envantere alınmasında son anda feragat etmiş ve bu uçakların yurt dışına ihraç edilmesi istenmişti. Çünkü TUSAŞ yeni listeler doğrultusunda Hürkuş 2 uçağını tasarladı. Hürkuş 2'nin ilk uçuşunu 2024 yılında yapması bekleniyor. Yeryüzünde Anka SİHA ailesi büyüyor. Anka ise Afrika'da ilk olarak Tunus'a ihraç edilmişti. Tunus'un ardından çift motorlu Aksungur ise Kırgızistan ve Angola'ya satıldı. Teslimatların 2023 içerisinde tamamlanması beklenirken Aksungur'un Afrika'da Angola haricindeki müşterisinin Cezayir olduğu ileri sürülüyor. TUSAŞ'a 10 adet Anka siparişi veren Kuzey Afrika ülkesinin Aksungur alıp almadığı henüz teyit edilmedi. Anka SİHA'nın Türkiye dışındaki ilk kullanıcısı Tunus ise satın aldığı 3 adet SİHA'ya ek olarak 2 adet daha sipariş vermişti.